Hatta izâ futihat ye'cucu ve me'cucu ve hum min kulli hadebin yensilûn. Ta ki ye'cuc ve me'cucun salınıp her bir köşeden boşalacakları zamana dek. Kitab-ı Mukaddes'te Gog Magog olarak geçen iki unsur, ye'cuc ve me'cuc olarak Kur'an'a geçmiş. Aslında muarrab şeklidir Gog Magog'un, Arapçalaşmış halidir. Bu sözcüklerin aslı Grekçedir, Yunanca. Ye'cuc, Te'agog kökünden türetilmiştir. Tanrı'ya serkeşlik eden, tanrılara baş kaldıran, tanrıları kendi arzu ve isteklerine göre kullanan anlamına geliyor Yunanca'da. Me'cuc'un kendisinden türetildiği Grekçe karşılığı ise demos agos sözcüklerinin birleşiği olan demagog. Yani halkın, halka karşı zorbalık yapan, onun üzerinde baskı kuran, onu etkileyen çeteler demektir. Zorbalar demektir. Ye'cuc, çete başları, Allah'a karşı baş kaldıran, Tanrı'ya baş kaldıran, Me'cuc ise onun çeteleri, halkı zorbalıkla boyun eğdiren. Dolayısıyla ikisini birlikte aldığımız zaman kelime anlamı olarak Kehf suresinin 94. ayetini de bu ayetle birlikte anladığımızda Ye'cuc ve Me'cuc diye Kur'an'da bahsedilen bu zümrelerin herhangi bir çağa, herhangi bir zamana, herhangi bir mekana, herhangi bir ırka ait olmadığı, bununla sınırlanamayacağı her zamanda, her çağda gelen Ye'cuc ve Me'cuc zümresi bulunduğunu anlamış oluruz kolayca. Çünkü Kehf suresinin 94. ayetinde geçmişte yaşanmış bir olaya ilişkin olarak bu zümrelerin ortaya çıktığı anlatılıyor. Burada ise gelecekle ilgili anlatılıyor. Dolayısıyla zamanı ve mekanı yok. Her çağın zorbaları var. Zorba liderleri ve o liderlere uymuş çeteler. Yani terör çeteleri. Bunlar, özelliği ne bunların? Bir, Allah'a karşı, tevhide karşı, ilahi yasalara karşı çıkmaları. İkincisi de insanlara karşı zorbalık yapmaları. Onların üzerinde tahakküm kurmaları. Bugün süper güç diyebildiğiniz güçleri tıpatıp uymuyor mu Ye'cuc ve Me'cuc? Aslında her çağın Ye'cuc ve Me'cuc'u vardı. Geçmişte İskender kendi çağının Ye'cuc ve Me'cuc'uydu. Geçmişte Roma kendi çağının Ye'cuc ve Me'cuc'uydu. Geçmişte Bizans kendi çağının Ye'cuc ve Me'cuc'uydu. Firavun, Nemrut da öyle. Bugün de Allah'a karşı isyan eden, ilahi olana karşı isyan eden, kutsalla bağını koparan, eşyanın kutsalla olan bağını koparan, insanın kutsalla olan bağını koparan ve gelip para gücüyle, ekonomik güçle, silah gücüyle, ateş gücüyle, askeri güçle tüm insanlığın tepesine kurulan ve onlara tahakküm eden güç de bu çağın Ye'cuc ve Me'cuc'udur. Buradaki futihattaki dişillik tesi bunların birer kişi değil zümre olduğunu, bir tür olduğunu, bir tip olduğunu gösterir.